kurtarma çabası da sürüyor biliyorsunuz. Umutlar da hala ayakta. 184. saat olmasına rağmen bugün pek çok canlı kurtuluşa şahit olundu. Bir de onları hatırlayalım. Enkazdan şu anda 50 yaşında bir kadın çıkartılıyor. Koridor oluşturuldu. Saatlerdir onun için burada bir mücadele vardı. Gün içerisinde ses duyuldu bu enkazdan. İşte o mucizde yaklaşık 162 saate girildi. 50 yaşındaki Güler Ağartmış enkazdan çıkarılıyor şu anda. İşte o tarihi an. 50 yaşındaki Güler Ağartmış enkazdan çıkarıldı. 162 gün sonra, 7 gün sonra kaldığı yatak odasında bulunan enkazdan çıkarıldı. Türkiye gün boyunca Fox Haber yayınlarında o anı bekledi. Hatay İskenderun'da enkaz altında kalan 50 yaşındaki Güler Ağartmış 162. saatte kurtarıldı. Sedye'de büyük titizlikle taşındığı o anlar umudun bitmediğinin de en net sinyali oldu. 8. günde de mucizeler birbirini izledi. Sessizlik istendi çünkü herhangi bir şekilde şoka girmesi istenmiyor Güler Ağartmış'ın. Günlerdir enkazın altındaydı. O enkazın altında direndi, başardı. İskenderun'da umudun yeniden adı oldu Güler Ağartmış. Sessizliği koruyorum. Şeyma Bey, tamam mı? Çember oluştur. Tamam, sevincinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi serbest her şey. Hatay'da 177 saatin sonunda enkazdan çıkarılan 32 yaşındaki İbrahim de umutları bir kez daha tazeledi. Ekipler yerle bir olan 6 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Abi baş sabitlesene. Geliyorum. Allah'a şükür. Arkadaşlar hepinize daha dokunduk. Hepinize çok teşekkürler. Hepinize tebrik ederim. Bu arkadaşın üstünüze geldim. Abla gayet iyi maşallah. Evet. Hanımefendi iyi misiniz? Şöyle kırık yok gibi. 175. saatte kurtarılan 53 yaşındaki Nahide Umam için büyük çaba gösterdi ekipler. O an yüzler güldü, eller kenetlendi. Nahide Umam sağ ve sağlıklıydı. Nahide abla çıktın. Artık rahatla Nahide abla. Bundan sonra rahatsın. Nahide Hanım bizi çok güzel ağırladın evine. Daha kek yiyeceğiz biz. Haydi. 1, 2, 3. Ağır ağır, yavaş yavaş. Şimdi ellen ele buradan. Bravo. 170 saat sonra bir mucize gerçekleşecek bizim adımıza. Sibel Kaya isimli bir kız kardeşimizi alacağız inşallah. 40 yaşındaki Sibel Kaya da 170. saatte çıkarıldı enkazdan. Gaziantep Islahiye'deki o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Hoş geldiniz. Buraya ne yapacağız biliyorsunuz mu? Koridor. Bir dakika, bir susun. Koridor, ambulansa kadar erkek. Evet, çıktı, mucize gerçekleşti. Koridora gir. Kendisi çıkıyorlar bize, kendisi çıkıyor. Tamam. Gel kardeşim. Kendi ayaklarını sürüp geliyor. Hadi dinlensin, bekleyin arkadaşlar. Yorgun değil mi? Aynı dakikalarda Hatay'da da inanılmaz anlar yaşandı. Suriyeli Habib enkazdan yürüyerek çıktı. Ekipleri selamladı. Adam sizden sakin ya, vallahi. Bir, iki, üç. Hadi. Bırak arkadaşlar, bir dakika. Ay maşallah. Bırak. Fatih. Abi. Atsın hemen. Işığı görüyor musun? Ne tarafa? Tamam, sol diyor. Işığı görüyorsun, tamam bak. Işık geliyor. Biz seni alacağız, tamam mı? Hayır, ışıkla. Işığın ne tarafında? Bak sen şimdi ışığı tam ne tarafında görüyorsun? Ne kadar uzak? Adıyaman'ın Besni ilçesinde ise enkaz altından yaşam belirtisi alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. 60 yaşındaki Erengül Önder'in yerini tuttukları ışıkla tespit etti ekipler. Ve saatler süren çalışmanın ardından 166 saatte enkaz altından kurtardılar. Asılma. Yok. Tamam. Kaldır.
Günlerdir enkazdan kurtarılan her depremzede gibi Gaziantep'te 163. saatte yıkılan binanın altında kalan 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ın da ilk isteği su oldu. Su vardı. Abi ben sana 6 gündür beni duyan var mı diye bağırıyorum ben. Ben 6 gündür aşağıdan zaba var ayağımın dibinde. Onu açıp yağmur şimdi çıkarım da görürsün. Ne hale getirdim. Sobayı mı? Ne yaptın sobayı? Taşla vura vura. Şey yapalım diye, ses duyurayım diye. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Cengiz Polat'tan gelen o ses de sonunda duyuldu. 162. saatte kurtarıldı. Mükemmelsin abi. Abi el birliğine sen oradan bir alalım da. Ondan sonra rahat rahat bir çay içeriz beraber. Aslan Cengiz abi. Öyle geçin.